Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere muhabbet kuşlarında Halfsider mutasyonunun özelliklerinden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere Halfsider gerçekten en nadir üretilen muhabbet kuşlarından biri. Ama hakkında bilinmeyen bazı özellikler var ve bu özelliklerle beraber insanlar çok fazla karşıdakini yanıltıyor diye düşünüyorum. Her kafadan bir ses çıkıyor ve işte Halfsider şöyledir, Halfsider böyledir, şöyle kuşlar, böyle kuşlar, bir ton şey var. Ben de bunun üzerine hem yabancı makalelerden hem de çeşitli forumlardan, çeşitli üreticilerden gerekli bilgileri aldım. Bu konuda dediğim gibi yani birçok kişinin fikri var diyebilirim bu videoda. Ben yani detaylı bir şekilde laboratuvar araştırması yapamam. Bunu yapabilecek de bilmiyorum, çok çok az kişi vardır diye düşünüyorum. Ve Halfsider üzerine gerçekten çok fazla yazı yazılıyor, çok fazla şey söyleniyor ve insanlar sürekli olarak en nadir mutasyon diye bu kuşlar üzerinden para kazanma derdinde. Tabii ki de herkesin amacı para ama yani yanlış yönlendirmelerle beraber kazanılan paralar pek hoş olmuyor diyebilirim. Şimdi ben ufak bir kağıdım var elimde, hem unutmamak adına bütün maddeleri atlamadan, çünkü ben detaylı bir şekilde bunu araştırdım. Halfsider muhabbet kuşlarında arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyebilirim, isteyerek üretilen bir mutasyon değildir. Yani şunu belirteyim size, Halfsider demek iki tane zigotun tek bir yumurtayı döllemesi. İki tane zigotun pardon tek bir yumurtada bulunması diye düşünün. İki sperm aynı anda döllüyor ama şimdi bunun bir incelikleri var. Yani ikiz gibi düşünebilirsiniz ama tek bir bedenle birleşiyor. Farklı renkler olursa tabii ki de buna göre çeşitli böyle parçalı parçalı çıktığı oluyor. Ben yine örneklerini video üzerinde yerleştireceğim. Belki yani özel olarak üretilir ama bizim ülkemizde şöyle bir durum söz konusu. İnsanlar, üreticilerimiz maalesef şöyle bir şey yapıyorlar. Ya bunda da haklılar, ben hak veriyorum öncelikle. Diyorlar ki ya ben şu kuştan üreteceğim. Örnek veriyorum, Show, Jumbo, Rainbow. Ben de bundan üreteceğim ama buna diyor belli bir süre açıklamayı düşünmüyorum. Bunun üzerine net çalışmalarımı yapıp fikirlerimi kimseye kaptırmak istemiyorum diyor. Yani bu bir proje gibi düşünün. Nasıl ki firmalar belli başlı projeleri üretirken taslağını kimseye vermezler, kendi içlerinde kapanıp yaparlar. Bunlar da öyle. Yani adamlar kendi fikrini, kendi çalışmalarını kimseye söylemek istemiyorlar. O nedenle hani özel olarak üretilir mi bilemiyorum. Ama şansa çıktığını, isteyerek üretilmediğinin kesinlikle altını çizmeliyim. Yani ben özel olarak Halfsider üretiyorum diyen bir üretici yok şu anda. Üreten var. Yani üretenden kastım şudur. Halfsider muhabbet kuşuna sahip birçok üretici var. Ama gel gelelim ki bunu ben özel olarak ürettim deyip kanıtlayabilen zannetmiyorum. Yani şimdi neden böyle dediğimi de anlayacaksınız, anlatacağım size. Çünkü muhabbet kuşlarında Halfsider mutasyonun bir cinsiyeti yok. Neden yok? Ya tek bir bedende iki tane kan var, iki tane renk var ve yan yana gelmesi mümkün olmayan renkler bunlar. Ve düşünün, ikisinin de ayrıyeten cinsiyeti olduğunda kuş kısır oluyor. Yani bu dölleyen iki tane sperm, bu oluşan iki tane zigot, biri dişi biri erkekse ortaya çıkan tek bedendeki kuş cinsiyetsiz oluyor. Şimdi neden bu şekilde dediğim umarım anlamışsınızdır. Biz bu kuşla iki tane dişinin mi, iki tane erkeğin mi yoksa farklı cinsiyetlerin mi döllediğini bilemeyiz. Yani o yüzden bu o kadar uzun bir süreç ki ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım denilebilecek bir maalesef ki potansiyel olmadığını düşünüyorum. Ve bunları da tamamen ben kendi fikrim olarak açıklıyorum. Bilginiz olsun, öyle bir hani yanlış yönlere çekilsin istemiyorum. Görünen cera rengi yanıltabiliyor, aklınıza bulunsun. Üretilemez. Şu anda fikirlerin %90'ı diyor ki bu Halfsider muhabbet kuşu üretilemez. %90'ı diyor. %10'luk kesim de diyor ki biz diyor üretiyoruz. Var, çalışmalarımız var. En azından çalışmalarımız var. Bir kısım da diyor ki ben çeşitli yerlerden Türkiye üzerinde çıkan mutasyonları topladım. Kümesini de ayrı bir yere koydum. Bu mutasyonlar tamamıyla Halfsider mutasyonları. Dişisi erkeği kısırı ya da üreyebileni ayırt etmeksizin tek bir salmada topladım.
Ve bunlardan yavru alacağım diyenler var ya da alıyorum diyenler var. Ama bunlar gizli arkadaşlar. Bakın yani bunlar insanlar özellikle bu tarz halsaydır mutasyonlarında. Mesela bizim elimizde yok, olmasın da istemiyorum. Gerek yok yani şaibeli bir mutasyonu benim elimde tutmanın bir anlamı yok. Neden ben onu zamanımı harcayayım? Neden ben onun üzerine çalışayım? Neden şimdi böyle dediğimi de anlatacağım. Çünkü iki tane halsaydır mutasyonu, zigot, iki tane zigotun tek bir bedenle birleşmesinden kaynaklı olduğu için hangi genin baskın gelip, hadi kısırlığı da geçtim, hangi genin baskın gelip o genin yavrusunu atacağını bilemeyiz. Yani illa ki iki tane halsaydırdan halsaydır yavrular gelir diye bir kaide yok. Bilginiz olsun. İstenilerek bu iki mutasyon çaprazlanır, üretilir diyemiyoruz arkadaşlar. İki farklı hücre popülasyonundan oluştuğu için birleşime imkansız renkler ortaya çıkıyor ve yavrular kesin olarak halsaydır diyemiyoruz. Tekrardan üstüne basa basa söylüyorum. Yavruları kesin olarak halsaydır çıkar diyemiyoruz. Örnek veriyorum. İki tane bildiğimiz kan bir rainbow'dan yavrular kesinlikle rainbow çıkar diyebiliyoruz. Ya da iki tane bildiğimiz kırmızı göz kuştan diyebiliyoruz ki yavrular kesinlikle kırmızı göz çıkar. Ama halsaydır da bunu söyleyebilmek mümkün değil. Ve bomba gerçek bir mutasyon olarak sayılmıyor. Yani halsaydır üretilmiş hastalıklı bir kuş olarak sayılıyor. Yani mutant, değişik bir mutasyon ama şimdi gel gelelim ki insanlar bunu mutasyon olarak dinlendiriyor. Mutasyon sayılmıyormuş normalde. Ben de bunu ilk duyduğumda çok şaşırdım. Araştırdığım kadarıyla bunlara hiçbir şekilde mutasyon denmiyor. Bunlar mutasyon kategorisinde bulunmuyorlar, bilginiz olsun. İki zigot birleşiyor. Zigotların ikisi eğer aynı cinsiyetse kısır olmuyor. Ama eğer zigotların ikisi farklı cinsiyetlerse kuş kısır oluyor. Ve bunu kesinlikle üretemiyorsunuz. Yani siz aldığınız kuşun, iki zigot birleşiminden olan tek bir kuşun, o zigotların cinsiyetini bilebilmemiz mümkün olmadığı için kısır olup olmadığını da bilebilmeniz mümkün olmuyor. Evet, cere rengi mavi erkek diyoruz ama kuş yumurta atıyor. Mesela örnek veriyorum sadece, boş bir örnek yani bu hani. Altını dolduramayacağımız bir örnek diyelim. Sadece olayı anlamanız için söylüyorum bunu. Ya da cere rengi dişiyken kuştan sperm geliyor. O cere rengi yanıltıyor. Ya da hiçbir şekilde ne kadar çiftleşirse çiftleşsin kuş yumurtayı dolduramıyor. Ya da örnek veriyorum. Hadi cinsiyetleri doğru. Kuşta kısır değil. Üretin altına yavrusu gelmiyor. Yani aslına bakarsanız halsaydır benim gözümle, benim nezdimle bu kadar abartılmaması gereken bir mutasyon. Tabii ki de çok nadir çıktığı için wow falan yapıyoruz ama bence son dönemlerde ben araştırdığım kadarıyla söylüyorum. Çok da abartılacak bir şey değilmiş. Yani bunu çok, ya şimdi ben bunu söyleyeceğim. İnsanlar çok farklı yerlere çekecek. O yüzden çok da söylemek istemiyorum ama yapılan işlerde bunu lütuf gibi sunmak, yani bunu lütufmuş gibisine sunmak çok da doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Ne konuda? Çünkü üretilemeyen bir kuş. Ben görüyorum birkaç böyle paylaşım insanları yanıltıcı nitelikte, doğru değil. Ben öyle söyleyeyim. Lütfen yanlış tarafa çekilmesin. Bunu da ben araştırdıktan sonra derinlemesine bu yabancı makalelerde gördüğüm kadarıyla yani onların çevirisine falan böyle birkaç zamandır uğraşıyorum. Çevirisine falan baktım farklı dillerden. Şimdi adamlar diyor ki bir bedende çift DNA gibi düşünün. Bu Türkiye'de çıkan yani halsları toplayıp üretime soksak yani kaç tane gelecek ki altından? Kaç tane gelecek yani? Hani bir bedende çift DNA, çift DNA dizilimi gibi düşünüyorsunuz. Ve ben geldim, tüm Türkiye'deki şehir şehir gezdim, bütün üreticilerle iletişime geçtim ve bütün halsaydırlarını topladım. Sonra ben bunları üretime soktum. Yani oradan alabileceğim bir tane halsaydırla ihtimale bakın. Çok saçma. Ama Türkiye'nin her yerini gez. En sağlam leslinkleri, fallowları, rainbowları topla. Sana verebileceği dünyalarca kuş. Neden? Çünkü gerçek bir mutasyon. Maalesef halsaydır gerçek bir mutasyon diye. Yani bunu bu şekilde de anlayabilirsiniz. Ben tekrardan söylüyorum. Bunların hepsi benim kendi düşüncem. Araştırdıklarıma istinaden söylüyorum bunları. Ve bunlara bu araştırdıklarımla beraber kendi yorumumu katarak söylüyorum. Farklı yönlere çekilmesini tekrardan söylüyorum. İstemiyorum.
Yani eğer ki siz derseniz ben halsaydır üreteceğim, üretin, problem yok. Ama halsaydır üretecekseniz şunu da göz önünde bulundurun. Gerçekten bundan %100 verim alabilecek misiniz? %100 halsaydır verimi. Gerçekten çünkü bu halsaydır denilen kuş altın yumurtlayan tavuk. Çok net söylüyorum, yani altın yumurtlayan tavuk. Şimdi eğer ki belki de Türkiye'de örnek veriyorum 1000 tane halsaydır çıktı. Çok uç bir rakam, çok yüksek bir rakam. Normalde bu kadar yoktur. Hadi 500 diyelim. Bu 500 tane kuşun illaki kısır olmayanı vardır. Kısır olmayanları bize eşledik. İnsanların o zaman altın yumurtlayan tavuğunu vermemesi lazım. Şunu demesi lazım. Ya kardeşim ben bundan deli gibi halsaydır üretirim. Deli gibi yavru alırım. Ya aldığım yavruları tanesini işte normal çekle aynı statüde olan bir kuş. Tanesini şu paradan satarım, bu paradan satarım, bir kuluçkada deli paralar kırarım, zaten çok fazla rağbet var. Yani insanlar bunu düşünür. Niye yapamıyorlar? Neden yapmadılar? Niye insanlar altın yumurtlayan halsaydır takımını satıyor? Gerçekten paraya ihtiyacı olmadığı için mi? Yoksa onda bir problem olduğu için mi? Şimdi bakıldığında bu iki seçenek üzerinde duruyorum ben. Benim mesela örnek veriyorum, çok güzel üreyen kuşlarım yok mu? Var. Ama ya da üreyecek kuşlarım yok. Mesela örnek veriyorum, şuradaki takımım yuvaya giriyor benim. Ya da buradaki takımım aynı şekilde çiftleşmeye başladı. Şimdi ben gözümde bunları neden çıkarttım? Diyorum ki benim bunlara ihtiyacım yok. Çünkü benim kafes kapasitem 33 takımla sınırlı. 33 takımın yanı sıra benim buraya alabileceğim ekstra kuş yok. Benim ihtiyacım olan rainbowlarsa bunlara ihtiyacım da yok. İhtiyaçtan gidiyor. Ama öteki türlü bakıyorum, bir tane halsaydı takımım olsaydı, gerçekten bu ihtimaller olmasaydı ve ben halsaydı üretseydim 10 tane rainbow takımı atıp o halsaydı takıma 10 tane halsaydı çıkartamaz mıydım? Yapardım. O zaman rainbow benim gözüme gelmezdi ki. Aynı nasıl rainbow halsaydı üretiminde gözüme gelmeyecekse rainbow üretiminde de çek gözüme gelmiyor. O yüzden ihtiyacım yok. Şimdi insanların kafasındaki bu seçeneği az çok tahmin edebiliyor olmamız gerekiyor. Yani ben bunları öğrendikten sonra dedim ki evet, halsaydır abartılabilecek bir mutasyon değilmiş. Evet, mutasyon dahil edilmiş. Yani gerçekten bazen abartmamız gereken şeyleri abartmıyoruz ama bunlar tabii ki de bilmediğimizden kaynaklı ve sizlere de çok net hak veriyorum. Çünkü ben de o grubun içerisindeyim. Grubun içerisinde olduğum için değil, bilmediğimizden ve bize gerçekten doğru yol gösterecek kişilerin olmamasından kaynaklı. Halsaydır mutasyonu eğer istiyorsanız zevkine beslemek, gidersiniz yavrusunu çıkartmış, gerçekten halsaydır takımdan halsaydır üretmiş birinden alırsınız, beslersiniz. Tabii yapabiliyorsa. Ama tabii ki de bu çok uç bir seçenek. Şöyle düşünün, Türkiye'de mesela ben çok basit bir örnek vereceğim. İkiz insanların çocuklarının da ikiz olma ihtimali var. Ama her zaman ikiz olur diye bir şey yok. Yani tabii o çok uç bir seçenek. Ya da senin çocuğun, sen ikizsin, tek yumurta ikizisin. Senin çocuğun da tek yumurta ikiz olacak diye bir şey yok. Senin bir tane de çocuğun olabilir. Üçüz de olabilir. İkiz de olabilir. Ya da çift yumurta da olabilir. Bu ihtimaldir. Aynı halsaydırda da böyle. Yani ihtimaller üzerine konuşacaksak bence hiç gerek yok. Çünkü ben öyle bir şey yapacak olsaydım fallovum vardı. Fallovdan fallov taşıyıcı alıp babasıyla eşleyip fallov aldığım oldu. İhtimaller üzerine giderdim. Ne yapardım? Çaprazlaya çaprazlaya çalışmalar yapardım. Ama uğraşmadım. Gittim. Rainbow'um vardı. Rainbow kırması, yani rainbow kırığı ya da bir rainbow taşıyıcı yavrularım oldu. Halen daha da olmaya devam edenler var. Ama ne dedim? Çoğunluğumu rainbow yapacağım. Tamamıyla safkan üzerine çalışacağım dedim. Elimdekilerin hepsini çıkarttım. O taşıyıcılarımın hepsini gönderdim. Yani olay bundan ibaret. Umarım net bir şekilde sizlere anlatabilmişimdir. Umarım da beğenmişsinizdir. Lütfen bu dediklerimi tekrar söylüyorum. Benim kendi düşüncemdir. Farklı noktalara çekilmesini istemiyorum. Beğendiyseniz ve sizlere gerçekten doğru bilgi verebildiğimi düşünüyorum. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarda da fikirlerinizi ben de merak ediyorum. Bu konu hakkında da fikirlerinizi yorumda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.